Anneciğim, ya biz çok üzüldük. Ayağına da ayrı üzüldük. Ya ne diyeceğim bilemedim. Anne nasıl oldu bu? Ya resmen değnekle dolaşıyorsun. Öldünüz gerçekten üzüntüden. Ya şu kadarcık üzülseniz bana bunları yaşatır mısınız acaba? Peri niye yok? Sen bize çok bağıracaksın, ondan yok değil mi? Doğru tahmin Selin'cim. Doğru tahmin. Abim yok mu? Geldi. Ahmet, önce bir sen başla istersen. Yani çok merak ediyorum ne anlatacaksınız. Tamam, ben bir girizgah yapayım. Sonra siz bilahare hesap sorarsınız çocuklardan. Şimdi çocukların hiç kimseye haber vermeden kaçmalarına bir şey demiyorum. Ama çocukların niyeti gerçekten savaşa yardım etmekti. Savaş nerede? Konumuz bu değil abi. Bunu sonra konuşuruz. Konumuz ne? Bundan başka konumuz mu var? Haluk. Başka konumuz var mı bizim? Siz arkadaşınızı kaçırdınız öyle mi Savaş? Sen de yardım et. Aramızdan bununla ilgili bedel ödeyecek olanlar var biliyorsunuz değil mi? Haluk, bu konuyu sakince konuşacaktık değil mi? Ya bedel ödemek nereden çıktı şimdi? Ben öyle bir söz vermedim. Kızlar siz gidin hadi. Biz büyükler aramızda biraz konuşalım. Ha, ben kalıyor muyum yani? Adam kaçıracak kadar büyüdüğüne göre kalıyorsun. Yalancı herif. Hayır Haluk. Madem Ali kalıyor, kızlar da burada kalıp dinleyecekler Ali ile birlikte. Herkes şunu bir bilsin. Her şeyi ben organize ettim. Kızları ben ayarttım. Çünkü Savaş benim kuzenim. Dibine kadar sorumlusu benim. Her şeyi ben yaptım. Okey? Senin tehdidinle gidip ya da kalacağımı belirleyemem. İstersem giderim zaten. Ha bir de şu ceza meselesini baş başa konuşalım baba. Hadi kaçtım ben. Ali. Hesabını vereceksin.
Ben çok üzüldüm. Hepsi bizim yüzümüzden. Sizinle bir alakası yok. Ben böyle olacağımı düşünmemiştim. Ben de. Ben de seninle geleyim. Bir yerlerde bir şey içeriz, kafam dağılır. Yalnız kalmam lazım. Yalnız kalmaman lazım. Yalnız kalmam lazım! Haluk sen ne yapıyorsun? Vurulur mu koskoca çocuğa? Benim oğlumu. Nasıl ceza vereceğimi hiçbirinize soracak değilim. Haluk, hadi gel içeride konuşalım. Bu tatsızlık daha fazla büyümesin. Büyüyecek, ne büyüyecekse büyüyecek. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne konuşulacaksa da burada konuşulacak. Burada! Benim arkamdan iş çeviren sevgili küçük kardeşim. Abi sen çok sinirlisin. Sinirliyim! Sana sinirliyim! Abi. Bana adam gibi cevap ver. Nerede? O Savaş denen herif nerede? Savaş gidiyor abi. Onu bir daha görmeyeceksin. Bu kadarını söyleyebilirim sana. Nereye gidiyor? Hiçbir yere gidemez. Tıpış tıpış gelecek, o kliniğe geri yatacak. Haluk lütfen sakinleş artık. Mantıklı düşünemiyorsun. Gayet mantıklı düşünüyorum bak. Seninle konuştuk, anlaştık, sen de kabul ettin. Hatta sen imzaladın kağıdı. O yüzden benim arkamdan daha fazla iş çevirmeyin. Bu sefer öyle olmayacak abi. Sakinleştiğin zaman bu konuyu tekrar konuşacağız. Benim sinirim sana. Bak, ya o herif buraya gelir ya da sen bir daha bu evin kapısından içeri giremezsin. Bu evde son sözü ben söylerim. Hayır. Ne demek hayır? Hayır. Haluk abi yapma. Haluk abi. Sen karışma. Abi kardeş konuşurken sana soracak değilim. Haluk yeter artık. Haddini aşıyorsun. Pişman olacağın çok şey yaptın. Daha fazla ileri gitme. Sen karışma. Sen karışma, seninle ayrıca konuşacağım. Ya o çocuk buraya gelip o kliniğe yatacak ya da sen bir daha bu eve girmeyeceksin. Anladın mı beni? Ya Haluk yeter! Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Farkında değil misin kendini? Kendine gel artık. Manyak mısın sen? Güneş. Sakın gelme bana. Konu kapanmadı, sizinle sonra ayrıca konuşacağım. Güneş'e dua edin. Güneş! Güneş, Güneş konuşalım mı? Ya ne konuşacağız Haluk ya? Ne konuşacağız? Sen konuşacak durumda değilsin ki. Ya görmüyor musun? Arkamdan iş çeviriyorlar, gözümün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ben yalana tahammül edemiyorum. Ya Haluk sen şu anda normal değilsin, davranışların normal değil. Ya sen Ali'yi tokatladın ya önümde. Ya inanamıyorum ben buna gerçekten. Ya sen ne yaptığını farkında mısın? Kızların önünde yaptın hem de bunu, Ahmet'in üstüne yürüdün. Ya kendine farkına var Haluk, kendine gel lütfen. Hak ettiler. Ne olur sen de bana sırtını dönme. Ya sana kimsenin sırtını falan döndüğü yok. Ya kendinin farkına var. Lütfen kontrolünü kaybettin. Sağlıklı düşünemiyorsun şu anda. Bak şimdi ben yukarı çıkacağım. Kızlara senin salonda yaptığın şeyi açıklamaya çalışacağım. Güneş bana sırtını dönme. Gitme sen de bana sırtını dönüp gitme.